Kızım ne yapıyorsunuz? Allah, kafanız falan çarpacak birbirinize. Bu nasıl oyun böyle? Böyle oyun olmaz. Ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz kızım? Kafanız falan çarpacak. Durun diyorum Bahar, Banav ya. Anneciğim yapmayın. Kızım Allah'ım Bahar. Kızım kafanızı çarpacaktınız. Bak yapmayın diyorum. Hayır kızlar. Bak bir daha yaparsanız gerçekten kızacağım. Bahar, Banav ya. Oldu. Allah'ım ya Rabbim, size dedim değil mi? Kafanızı çarpacaksınız dedim. Ya nereniz acıyor? Kafanızı vurdunuz. Çok mu acıyor kafam? Kafan mı acıyor? Ne yapacağız şimdi? Bakayım da bağlar ya. Ya size yapmayın dedim. Ne olacak şimdi? Kafanız çok acıyor. Allah'ım ya Rabbim. Neredeydi benim telefonum ya? Hemen bir doktora. Ya durun, beni telaşlandırmayın. Yanlış yeri arayacağım şimdi. Sakin olun, durun. Ay, numarası kaçtı bunun ya. Ay neyse, rastgele çevireyim bir şeyler bari. Alo alo, doktor bey mi? Alo, sesiniz çok geriden geliyor. Ay doktor bey, aradım ben ama kızlarım düştü, kafaları çarptı, hemen gelebilir misiniz? Evet, tam yerini aradınız. Ben Kaptan Korsan Doktor Göçer. Ay o nasıl isim ya? Buyurun. Korsan ben mı? Ay neyse, yapacak bir şeyim yok. Hemen gelebilir misiniz? Hemen geliyorum, uçağa atlayıp. Tamam, ay uçağa mı? Çok geç olmaz mı? Hiç geç olmaz. Telefondan konumunuzu görüyorum. Hemen oraya geliyorum. Tamam, kapatıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay kapattım kızla. Sakin olun, birazdan doktor mu, korsan mı, kaptan mı, ne bir şey gelecek, merak etmeyin. İyileştirecek sizi. Kızım tamam, geliyor. Sakin olun. Susun bir dakika. Geliyor mu, bir ses geldi sanki. Ah! Ay! Sen de kimsin? Ay! Ha, korsan gelmiş kızlar evimize. Allah! Ben korsan doktorum ben. Ya korsan, ben seni çağırmadım ki, ben doktor çağırdım. Nasıl doktorum ben? Gemilerde hastaları ben tedavi ediyorum. Allah'ım ya Rabbim, evimize yanlışlıkla korsan gelmiş. Hayır tabii ki de. Ya korkmayın tamam, benden. Biz sizi çağırmadık. Çıkar mısınız evimizden? Lütfen bir saniye. Saçlarım lüle lüle, hastaları tedavi ederim güle güle. Bu da benim sloganım. Ay doktor bey. Hasta kim? İkisi de hasta. İkisi de kafasını çarpmıştı. Ne oldu bunlara? Kafalarını birbirine vurdular. Biri o taraftan koştu, biri bu taraftan, sonra bum. Gemiden mi düştüler yoksa? Hayır hayır, gemi falan yok, biz evdeydik. Burada doktor yok mu? Beni niye çağırdınız binlerce kilometre uzaktan? Karayiplerden geldim sizin doktor için. Doktor bey, bilmiyorum. Bahar'cığım artık bak bakayım, doktor bey bir baksın. İyi kötü yine doktordur kafasını anneciğim. Kafasını vurdu? Evet, ikisi birbirine kafasını vurdular. Bura mı? Güm diye. Bura mı? Kafası. Türkçe anlıyor musunuz? Evet tabii ki de, ben her dili biliyorum. Tamam. İngilizce. Türkiş. İngiliz. Türkiş. Fransızca. Bütün dilleri biliyorum ben. Tamam. Doktor bey kafasını çarptı. İkisinin de kafasını birbirine vurdu doktor bey. Bu kız Rus mu? Hayır, Rus değil, o benim kızım. Bu? O da Türk. İkisi de Türk. Türk müsünüz siz? Evet, ikisi de Türk. Wow, çok güzel. Doktor bey, artık tedaviye başlar mısınız? Ya kafama diyor. Öncelikle benim sloganımı söylüyorsunuz. Saçlarım lüle lüle, tedavi ederim kızları güle güle. Ya doktor bey, küçük onlar. Onlar söyleyemezler onu. Hemen tedaviye başlar mısınız? Kafanı vurdunuz. Evet, kafa. Sen de yanaş bana doğru. Bana ne, sen de yaklaş. Küçük yumurta. Oo, çok güzel bir kızlarmış bunlar. Tedavi edeceğim sizi şimdi. Lan, nasıl bir tedavi şekli? Şimdi ağzına bakmam lazım. Çok korkuyorum. Ne oldu doktor bey? Ağzında bir şişlik görüyorum. Ne oldu? Acaba kafasını vurdu. Boğazı mı şişti? Olabilir mi? Olabilir. Bu çocuklarda bir eksiklik görüyorum. Nasıl bir eksiklik? Bu çocukların üstünde altın yok, gümüş yok. Ne altını, biz altını nereden bulalım? Altının gramı kaç paradı? Korsan bey, siz biliyor musunuz? Orada var, çok vardı. Söyleseydiniz bana size sandıkla getirirdim. Ay gerçek mi? Ama çok borcumuz var. Ama bir sürprizim var size. Ne sürpriziniz var? Biraz sonra. İyileştireyim önce hastalarımı. Tamam. Ağzınızı açın bakayım. Yoksa bağlanıyor, altın mı getirdi bizi? Altın getirdiyse. Ay, inşallah altın getirmiştir. Çok güzel. Kulağına bakayım. Bilmeden çok güzel bir yeri aramışım ben. Kulaklarını atayım bize. Çok pis bu kızların kulakları. Aa, yeni banyo yaptılar abi ki. Gerçekten mi? Çok mu kir? Evet, çok kötü. Neyse doktor bey, başları ağrıyor bunları. Röntgene falan ihtiyaç var mı? Hastaneye gitsek mi? Hiçbir şey yok. Buradayım. Tamam. Korsan, Kaptan Gökhan burada. Hepinizi tedavi eder. Tamam doktor bey. Öksür bakalım. Nasıl ciğerleri? Ama beyni de... Aa, kafası... Siz karışmayın. Ay, pardon, tamam. Bizim orada tedaviler bu şekilde. Allah Allah, öksür. Çok tuhaf. Sen de öksür. Konuş. Konuşamazsın tabii, ağzında bu var. Sen de öyle konuş. Ateşim 35. 35 mi? Ne? Pardon, derecem yanlış göstermiş. 36,5. Tamam. Çok güzel. Yani bir an beni korkuttunuz korsan bey, doktor bey. Yani size nasıl hitap edeceğimi de bilemedim. Bu senin olsun. Bu senin olsun.
Bir daha. Bir saniye olmaz. İyileştiler mi şimdi doktor bey bunlar? Biraz bakacağım şimdi. Hemen sandığında bir şey unutmuşum, onu alıp geliyorum. Sandığınızda mı? Evet. Ay altın varsa onları da getirebilir misiniz? Bekleyin. Ne olur. Biz çok fakiriz. Bekleyin. Hiç paramız yok. Altına çok ihtiyacımız var. Altın. Altın getir bize. Kızlar korsan bize altın getirir mi? Ne diyorsunuz? Yanlışlıkla korsanı aramışım ya. Anneciğim bunlar ne işlecek? Bunlar plastik. İnşallah bize altın getirir. Kızlar altın getirirse o altınları satarız. Onlarla istediğiniz oyuncakları alırız. Oyun alanlarına gideriz. Her şeyi alırız. Her istediğimizi alırız ya. İnşallah anne, bize altın getirir. Bizim bir tane sadece bir tane para. Evet ya. İnşallah. O da 1 lira. Ha, korsan bey. Korsan bey geliyor. Doktor korsan. Gözlerinizi kapatın. Ha, kapattık tamam kapatalım. Bakın. Ne onlar? Burada ne işaret var? Ne evet. Hayır kuru kafa işareti var. Hayır onlar... tabii ki de. Ne? Bu benim işaretim. Ne işaretiniz? Korsan işareti. Evet. Açın bakalım. Ellerimizi. Açtım ben. Ben açtım. Tık. Bak altın mı? İnanmıyorum. Ya bana da. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum korsan bey. Size yok. Çocuklara var sadece. Tamam olsun çocuklarım olsun. Allah'ım inanmıyorum. Çil çil altın şunlara bak. Bakayım. İnanmıyorum. Bir sürü altın. Sizde daha var mı korsan bey? Bende altın çok. Birazcık da bana verir misiniz ne olur? Bir tane veriyorum. Olsun bir tane bir tane. Hii, ne kadar büyük anneciğim bu. Ne kadar büyük bu altınlar. Kim bilir kaç para eder. Alın bakalım hepsizin olsun. Ay, alın bakalım altın saçıyorum üstünüze. Ay korsan bey çok teşekkür ederiz. Ay her yerde altın var. Yaşasın. Ay hala da veriyor. Ay biraz daha atalım. Ay atalım demişim alalım. Anneciğim getir. Ben doktor bey artık. Çok teşekkür ederiz. Görevim bitti. Bir şey söyleyeceğim. Biz hastalanırsak yine sizi çağırabilir miyiz doktor bey? Tabii ki çağırabilirsiniz istediğiniz biraz zaman. Biraz daha altın kaptan getirin. Korsan Gökhan. Her zaman yanınızda. Korsan bey. Sloganımız orada nedir? Sandıkla falan altın varsa getirebilir misiniz? Getirin sloganımız tabii. Güleriz güle güle. Ay neydi? Unuttum heyecandan. Aa beni öyle çağıracaksınız. Nasıl çağıracağız Saçlarım söyleyeyim. Saçlarım lüle lüle. Korsan gelir güle güle. Tedavi eder kızları güle güle diyeceksiniz. Tamam korsan gelir lüle lüle saçları var. Ay pardon. Ay çok heyecanlandım bu çin çin altınları var, görünce. Lüle lüle. Tedavi ederim kızları erkekleri güle güle. Tamam korsan bey geliyor güle güle. Ay yine karıştırdım tamam, herhalde gelmeyecek. Tamam öğreneceğiz. Hadi görüşürüz iyisiniz değil mi kızlar? Evet çok iyiyiz. Ben kaçarım o zaman. Teşekkürler. Bir dahaki sefere bize bunlardan getirmeyi unutmayın. Tamam mı? Yeter böyle. Bu kadar şimdilik size. Ha, biraz daha verin ya. Ay korsan bey biraz daha verin. Allah. Gitti ya. Neyse kızlar. Kaç tane altınımız var bizim? Bir sayın bakalım. Bunların hepsini satalım tamam mı? İstediklerimizi alalım. Ya şunlara bakın. Bir sürü altın var. Kızım kaç tane sayamıyorum. Say bari. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 tane altınımız var. Kızlar hemen üstümüzü giyinip bir an önce gidelim. Ve bu altınları bozduralım. Kendimizde bir şeyler alalım. Ne oldu anneciğim? Niye bağırıyorsun? Anne ben dışarı çıkarken uzaylıyı gördüm. Uzaylı mı gördün? Evet. Anneciğim saçmalama. Ne uzaylısı? Uzay aracı mı uzaylı mı? İkisini de gördüm. Allah Allah. Şey yapalım mı? Emin misin? Bir bakalım mı dışarı? Bir bakalım anne. Ne olur. Terastan mı bakalım? Aşağı mı bakalım? Burada mı bakalım? Nerede bakalım? Ben de terastan bakıyorum. Terastan daha iyi gördüm. Terasa inmiş olabilirler mi uzaylılar? Anne bakalım. Belki de daha uzay aracından inmemişlerdir. Yavaşça aç anneciğim aç. Aç da bir bakalım. Görünüyor mu bari oradalar mı gerçekten? Aç anneciğim hadi. Aç da bakalım. Anne. Nerede anneciğim? Burada uzaylı falan yok terasta. Oradaydı. Neredeydi ya? Bakalım. Gökyüzünde mi diyorsun? Evet. Emin misin? Ama ben de bakmaya korkuyorum anneciğim ya. Bakmasak olmaz mı? Olmaz. Kapıları kapatalım, pencereleri kapatalım, evimizde oturalım. Hayır. Ben dışarı gitmek istiyorum parka. Tamam o zaman sakin ol. Şimdi ben bakacağım gökyüzüne doğru. Eğer varsa parka gidemezsin ama tamam mı? Gitmişlerse gidebiliriz anlaştık mı? Tamam. Tamam şimdi ben dur bakayım. Buralarda da gözükmüyor Bahar nerede ya? Nerede? Bahar anneciğim. Baksana iki tane uzay aracı. Gel bir tane. Bahar üstümüze doğru geliyor. Allah nereye gittiler? Bahar tam üstümüzde. Anneciğim gidiyor. Aa anneciğim. Terk ediyorlar herhalde. Bahar gördün mü uzay araçlarını? Evet. Gittiler.
Bahar herhalde kurtulduk anneciğim ama. Bahar bu tarafa doğru geliyor Bahar. Anneciğim kaç. Kaç. Bahar kaç. Kaç içeri. İçeri gir. Gir anneciğim gir. Bu tarafta da bir de diğer taraflara bakalım. Bahar anneciğim terasta vardı acaba. Ben dedemin odasına bir bakayım. Belki oradalardır. Doğru anneciğim. Belki diğer taraf. Bu tarafta yoklardır. Eğer bu tarafta yoklarsa çıkarız anneciğim. O taraflarda gezeriz. Parka ben gideriz. Burada. Nerede? Burada. Bahar emin misin? Emin ama anne. Yine mi gökyüzünde? Uzaylı mı uzay aracı mı? Hangisi var? Uzay aracı mı? Uzaylılar inecek demek ki. Anneciğim şimdi sen çekil. Bir de ben bakayım. Belki uzay araçları gider ya. Değil mi? Evet. Dolanır giderler. Belki canları sıkılmıştır. Geziyorlardır. Dur ben bakayım. Anneciğim alt taraflar görünmüyorlar yine. Acaba yukarıdalar mı? Yine mi gökyüzünde bunlar ya? Şunu açayım bakayım. Belki de gitmişlerdir ya. Orada mı? Anneciğim bakıyorum dur. Bakayım. Bahar tam üstümüzden de kocaman bir uzay aracı var. Daha şimdi öbür tarafa da gittiler. Bakayım. Anneciğim gittiler herhalde bakayım. Yoklar Bahar. Dağın öbür tarafına doğru gittiler. Gerçekten. Şu taraflara bakayım bir de. Evet anneciğim gittiler herhalde artık. Ay Bahar tekrar geldi. Ay bir uzay aracı daha geldi. Ay gitsenize ya ne işiniz var sizin burada. Anneciğim. Bence de ne işiniz var. Bahar bak gördün mü dağın arkasına doğru gitti anneciğim. Evet gördüm. Bir de şu tarafa bakayım. Şu tarafta yok. Ama sadece bu tarafa geldi. Bahar bir de alt kata inelim anneciğim. Ay Bahar tekrar geliyor alt kata inelim gel. Kızım kapat. Şu perdeyi kapat Bahar. Uf, anneciğim aşağı mı inelim aşağı bakalım bir de. Belki aşağıda yokturlar. Tamam. Şu dağ var ya onun arka tarafına gitti. Evet. O dağın arka tarafındaki insanların yanına falan gitmişlerdi. Belki de yoksa uzaylılar oradan inip bu tarafa mı gelecekler Bahar? Koş anneciğim alt kata bir inelim bir de oralara bakalım hadi. İnşallah alt katta yoktur ya. Koş anneciğim koş Bahar. Anneciğim yavaş dur sakın düşme. Anneciğim hadi bir de kapının önüne doğru bakalım. Acaba kapının önünde var mı? Aç bakalım. Bahar yok de ne olursun ya. Var. Ne tarafta? Bilmiyorum şu tarafta falan. Emin misin? Anneciğim nasıl? Eminim. Işınlanıp geri mi gidiyorlar? Ay Banalya ne yapıyor acaba sesi çıkmadı ya. Hii! Ay kapı niye açık ya? Kim açık bıraktı? Banalya dışarı mı çıktı yoksa bir bakayım. Banalya ne yapıyorsun? Anneciğim sen dışarı çıktın mı hiç? Çıkmadım anne ben kendim niye çıkayım anneciğim? Doğru söylüyorsun ben ses çıkmasın ama kapı açık kalmış baban. Acaba ablanı almaya giderken açık mı unuttu kapıyı? Neyse anneciğim ben kapattım kapıyı sana birazdan bir sürprizim olacak tamam mı? Bekle beni burada. Söylemen sürpriz bekle bakalım. Hayır başka bir şey. Arkadaşlar şimdi Banali'ye dondurma sürprizi yapacağım. Hemen buzluktan dondurmaları çıkartayım da Banali'ye sürpriz yapayım. Hepsini ben masaya dizeyim. Banali'ye hangisini isterse onu yesin. Bir sürü de dondurmamız var. Acaba Banalya hangisini seçecek? Bakayım daha var mı? Meydan da varmış. Gökkuşağı. Bence Banalya gökkuşağını seçecek. Çünkü en çok sevdiği dondurma gökkuşağı. Evet dondurmalarımızı şöyle çok güzel dizdim. O zaman Banalya'nın yanına gidelim bakalım. Bu dondurmalardan hangisini alacak? Banalya. Kızım neredesin? Banalya. Anneciğim çok büyük bir sürpriz hazırladım sana. Yani. Gidip görelim mi? Anne ben söyleyeyim. Tahmin edebilir misin? Tahmin edeyim. Söyle bakalım. Biliyor musun? Ne? Dondurma. Bildin hadi gidip yiyelim. Banalya hadi gidelim. Ama hangi tür dondurmalar koydum bilmiyorsun. Şununla gözünü kapat. Sürpriz yapacağım sana. Çok büyük bir sürpriz. Banalya dondurma sürprizi. Acaba Banalya hangi dondurmayı seçecek?
Gidelim görelim. Hadi yürü. Elimden tut istersen. Gel önünü görmüyorsun gel. Elimden tut. Hadi yürü. Görüyor musun? Alttan bakıyor musun? Anneciğim o zaman onu takmamızın ne anlamı var bu analya? Gel 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 gel. Gel anneciğim gel. Gel bu taraftayım sesime gel. Gel sesime gel sesime gel. Gel 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 gel. Gel anneciğim gel anneciğim gel. Açabilirsin şimdi gözlerini bakalım. Anneciğim ama buraya koymuşum bütün dondurmaları. Allah Allah nereye gitti bu dondurmalar? Nerede bu dondurmalar Banuray? Sen bana şaka yaptın. Biliyorum şaka yaptın. Gerçekten şaka yapmadım. Banuray gerçekten buraya koymuşum. Baban almıştır belki. Gel babana soralım hadi. Baban almıştır. Bize şaka yapıyordur. Gel. Baban nerede? Hayatım dondurmaları sen mi aldın? Yok ben görmedim. Ben dışarı çıkıyorum. Kapı açık. Kapıyı kim açtı? Hemen kapatalım. Banuray ya. Kızım. Bir şey söyleyeceğim yoksa dondurmaları hırsız mı aldı kaçırdı? Anneciğim kapı az önce de açıktı biliyor musun? Kesin hırsız aldı ya Banal ya. Anneciğim gitmiş midir acaba buralarda mıdır bir bakalım mı? Belki evin içinde geziyordur gel her yeri arayalım anneciğim gel. Tamam gel salona bakalım ilk önce. Baban da almamış gördün mü? Baban Bahar almaya gidiyor baban Bahar alsın gelsin. Anne burada. Nerede? Şakacı seni hani anneciğim burada yok hırsız. Nereye gitti acaba? Banali hadi arayalım hemen. Sen şu tarafa bak. Ben bu tarafa bakayım. Kesin saklanıyor o yaramaz hırsız. Nerede dondurmalarımız? Hırsız hemen dondurmalarımızı geri ver bakayım. Ben onları Banali için çıkartmıştım. Nereye gittin? Ne yapıyordur? Saklanıyor mudur? Kapının arkasına bakalım. Burada da yok. Banali ya Bulut'un odasına bakalım gel. Yoksa Bulut'un odasına mı saklandı o yaramaz? Orada yoktur. Oraya sığmaz anneciğim. O kocaman ya. Bence oraya sığmaz. Bir de sürekli böyle 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 hopluyor. Gel. Gel bir öbür odaya bakalım. Bahar ne? Bahar demişim. Bulut'un odasına bakalım. Burada da yok. Aç bakalım çadırın içine anneciğim bakalım. Gide iyice ara bakalım. Ya Banali beni sürekli kandırıyor arkadaşlar. Banali burada da yok. Beni niye sürekli kandırıyorsun? Tamam ara hadi. Ara. Ben de her yeri arayayım. Ama anneciğim burada başka hiçbir yer yok ki ya. Banali yukarı bakalım mı? Anne şuradan anne. Tamam ben gelmiyorum. Bak hadi anneciğim. Bak. Tamam sen oraya bak. Bir de oranın kapısını aç anneciğim. Banali balkona da bak. Belki balkondadır o yaramaz. Aç balkonun kapısını. Orada mı Banali ya? Çok güneşli. Oraya da gitmez. Gel. Diğer odalara da bakalım. Oturma odasına bakalım. Belki Banali biz mutfağa gidince oturma odasına saklanmıştır. Hadi gidelim çabuk. Oturma odasında belki de bakalım. Burada da yok ya. Banali dondurmalarımız gitti ya. Dondurmalarımız gitti. Ne yapacağız şimdi? Anne ayarım artık buluyor dondurmaları. Ama hırsız götürmüştür anneciğim. Dondurma bırakır mı hiç bize? Sen bir de şu banyoya bak anneciğim. Ben de üst katı... Banali ya. Yukarıda mı yoksa? Nerede o? O dolabın içinde mi? Dolabın içine giremez anneciğim. Orada duramaz o. Sürekli böyle nasıl hopluyordu Banali hırsız? Sürekli böyle böyle nasıl hopluyordu? Böyle böyle böyle. Hayat hatun. Evet öyle öyle zıplıyordu değil mi sürekli? Oraya girmez o. Çok hareketli çünkü. Hem de kapağı da açamaz. Evet kapağı açamaz. Açsa bile kapatamaz o yaramaz. Evet. Hadi bir de yukarı bakalım anneciğim. Ben böyle. Hadi yukarı.